Bir zamanlar bir kitap yapmıştık arkadaşım, meslektaşım Hıdır Göktaş'la. 1991 seçimleri öncesi, genel seçimleri öncesi önce Türk Sağı ile ilgili röportajlar yapmıştık sağdan isimlerle. Onun adı resmi tarihi, pardon, Vatan Millet Pragmatizm'di. Solla ilgili yaptığımız, tabii ki önde olan parti o sırada CHP yoktu, CHP hala kapalıydı. SHP ve DSP'yi bir şekilde gündeme alan, onun adı resmi tarih sivil arayıştı. Bu aslında benim CHP'ye ve bu harekete değişik adlarla da dönem dönem varlık gösterdiler ama 1992 Eylül'ünde CHP yeniden açıldı biliyorsunuz ve 95'te SHP ile de birleşti. Benim açımdan hep bir resmi bir tarihi olan, devletle özdeşleşmiş, muhalefet de olsa bile hep devlet denince ilk akla gelen parti. Ama bütün bu partinin son dönemine, özellikle benim tanık olduğum son 50 yılına damga vuran olay da bu resmi tarihten tam olarak kopmamakla birlikte o ayağını bir yerde orada tutarak ama yine de bir şekilde sivil bir arayış, sivilleşme, yani devletle toplum arasında bir denge kurma çabası. Bugün hala bunu sürdüğünü düşünüyorum.